Arkadaşlar dünkü yoğunluktan sonra şimdi yeni yeni işlere başladık. Bu motoru tabi hop motor düşecek. Şimdi motorumuza bir sibop ayarlatacağız. Bakacağım. Sibop sıkmış olabilir motorumuzda İstanbul'a arkadaş giderken. Bayağı zorladıktan sonra kanka gaz yemiyor dedi. Şimdi sibop ayarlarımızı bir kontrol edeceğiz. Rublemiz sıyırıyor. Rublemize bakacağız. Piyasada bulabilirsek ruble değişimi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi rublemizi söktük. Ruble aşınmış. Şöyle açayım da göstereyim. Rublemiz gördüğünüz gibi aşınmış. Yeni ruble aldık. Baskı balata değişimi yapacağız. VKS 150 litrelik ağır. Berkcan'ın motorda biraz hurdalaştırmış. En son dağıtmış her yerini. Evet arkadaşlar şimdi rublemizi aldık. Değişim yapacağım. Yani yeni aldığımız rubleye takacağız. Bundan sonra iki tane yalama yerimiz var. Civata deliklerimiz. Buralar komple dişler sıyırmış. Yeni kılavuzdan diş açacağız. Helikoil çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi motorumuzu da yavaş yavaş tamamlıyoruz. Tabii ses var. Motor sesleri. Arkadaşlar bu tarz değişim şeylerinde Loctite şart, Loctite gevşememesini sağlar, civatanın güzel dişe yapışmasını sağlar. Aklınızda bulunsun, değişimlerde bunlara Loctite sıkmanızı öneririm. Evet arkadaşlar şimdi kapağımızı söktük. Bakın bu tarafta bir çatlağımız var. Ondan sonra kısmı komple kaynak atmışlar. Dıştan göstereceğim sizlere ne hale geldiğini. Bakın şu kısım. Şu kısımda bir yürüyen çatlaklar alt kısımdan geliyor ve şuraya kadar gelmiş. Orada bir çatlağımız var. Ondan sonra bakın şurada boydan boya doldurmuş burayı. Yani bakalım şimdi test edeceğiz arkadaşlar. Bakın şuradaki çatlak, buradaki çatlağı arkadan doldurmuş. İşte bakalım basin ile test edeceğiz. Testimiz en ince akışkan sıvıyla olur. Yani en güzeli basin. Çırak bu işleri ne zaman öğreneceksin sen ya? Ha? Nereye? Ulaş'tan biri aldı abi. Evet arkadaşlar şimdi bu tarafın bakımını yapacağız. Baskı balatayı değişeceğiz. Güzelce elimizden geldiğince temiz bir motor çıkartacağız. Çünkü çok yağ akıtıyor ve çok baskı sıyırıyor. Yani vurdururken de baskı kaçırabiliyor. Testini yaptım, bindim. Ondan sonra manifoldumuz ufak bir hava kaçırma var. Onu da çözeceğiz. Bakın şurada göstereyim. Tam öpüşmüyor ve açık kalıyor. Şimdi oraya güzel bir çene çeko mastiğimi sürüp %100 verimli bir motor elde edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi sökmeye başlayalım. Sivop ayarları falan nasıl acaba motorun? Arkadaşlar sigortlarımız yenilendi geldi. Altta bir sanki mobret gibi. Kaç bin liradan sonra açıyor? Nereden baksan? 4-5 bin sonra açıyor. Brezik motor gibi değil. Evet, yağ fitremizi söktük. Kendimize zarar vermeden alalım. Ne durumda? Jontumuz Rinko Mrinko. İyi. Sağlam. Şöyle alttan temizleyelim kalasını alalım. Jontumuz sökülebildiğinde ise alalım yerine. Ya RKS harbi jontayı kaliteli yapmış arkadaşlar. Bu konuda sevdim. Çünkü 3. söküşüm RKS'nin 150 litrelik ağırların baskı balata değişimi. Gerçekten jontalar sert yapıda olduğu için güzel, çok da iyi yapışmıyor. Ama diğer CG contaları işte bir zamandan sonra yapıştı mı çöp halinden alabiliyorsunuz. Yani değişmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şöyle güzelce nazik nazik alalım. Evet bakalım güzel. Şöyle temizleyelim. Sak yeterli. Kenara koyalım. Ayak altına durup üstüne basıp yırtmayalım. Ne yapıyoruz? İlk önce gevşetiyoruz.
Arkadaşlar şarjlı makinemiz 2.2 torkunu da sıkıyor. Yani 2 kilo torkunu sıkıyor. 20 Newton metre güce sahip. Ama şu reklama yanlışlanı. Herhalde ne kadar usta adam görüyoruz. Arkadaşlar baltalarımız zaten biz yağ attık. Saçları ne durumda? Saçlar güzel. Zaten arkadaşlar baltalardan bir tanesi bitti mi başlar sıyırmaya. Yani diğerlerinin ne kadar iyi olursa olsun o bir tane motor için çok önemli. Zaten yanmış arkadaşlar görüyorsunuz. Kullanan kişi biraz haşin kullanmış. Baltaları yakmış. Çok zaten aragaz ve yarım debriyaj yapmaktan oluyor. Yani teker yapmaya çalışıyor ve bu motorların önü biraz ağır. Ağır olduğu için motorun debriyajından yiyor. Değil mi kardeşim? Evet abi. Yani bakalım en bitiği budur tahminimce. Bu da yapmış. Şöyle üzerine dursun. Biz yeni baltalarımızı takmaya başlayalım. Motoru minimum sorun hasarda verelim. Temiz iş yapalım. Her zaman düzenli olsun. Sen buradaki işte bu dükkanda yeterli takım olduğu için işler de çok rahat ve hızlı çıkıyor ve benim dükkan gibi kalabalık değil. Evet arkadaşlar şimdi baltalarımızı 1,5-2 saattir yağın içinde beklettik. Daha güzel verim alalım, daha güzel çizsin diye. Çünkü kuru kuruya takılan balatalar ilk çalışma anında kuru olan zeminleri sürtüşmeye maruz kalır ve balata o an hemen kuru kısımları sıyırarak kötü bir başlangıç yaptırırız balataya. Yani ileriki zamanlarda iyi verim alınmaz. Yağın içinde beklettikten sonra güzelce yani şişecek, içine emecek yağ. Hani bir de kaliteli yağ olacak. Bir de dandik incelmiş yağlar olmaması daha iyi olur. İşte arkadaşlar yağımızı takalım. Tabii 7100 racing motorlarından çıkan yağlara koyuyoruz. Biz buradan. Benim dükkanda tabi her zaman denk gelmiyor bu yağlar. Şimdi Berkcan'ın motoru arkadaşlar çakır çakır yağ tutuyordu. Yağ sorununu da çözeceğiz. Evet. Debriyaj tarafımız güzelce yaptık. Mobilet nasıl? Sen vardın da o gün gazladığında. Evet. Nasıl hızlı mı? Güzel abi. Contası patladı deve giderken. Herhalde miktar saat ezan okunduktan sonra eve gidiyordum. Motor çok ses çıkartıyordu. Arkamdan herhalde beddua ettiler. Tahmin etme ama. Yani bu beddua tutar. Neden tutar? İnsanların hakkına giriyorsun. Aynen. Aynen abi bizim. Bir tane abi ya. Yavuk mu takılıyor? Yavuk bir burada. Bir tane buçuk var bir de aşağıda olacak abi. Burası da yalama değil mi? Altı spiri.
bir şey var. Sapı siyah yağdan ayar. Yamuk mu yapıyor? Bir tanesi yamuk olsun bir şey. Şarjdakini vereyim mi? Şarj olalım. Yeter herhalde o kadar. Blokta mı? Loctite'da sıkalım mı yatağı bana? Sıkacağız. Sıvı metal abi, bütün bizim arkadaşlar o çok sağlam tutuyor. Ver. Loctite. Yeni metal işte. Onu da mı oluyor abi? Sen para yapıyorsun, taş diyorsun. Aç. Dış kısmı en azından şey yapar. Kaçırmamasını sağlar. Bak şeye. 8 mi veriyorsun abi bunu yoksa kaç veriyorsun? 6 ise 6 yapıyorum işte. 8 dışı mi? Kaç abi bunu? Dışı derdi. 5 mi demiş? Yani onun şey var. 8 var galiba. 8 bir kim ya? 8 aç. 6 sokuyor. Bize hep eğitimle verdiler de ajanlarını da yazıyor. Sattığın bana eğitim veriyorlar abi. Bir ay eğitime gittik. Orada satıyorsun bilgiyi bilmem lazım. Sana geçemeyen işe almadılar. Mat İstanbul'da mı oluyor abi? Yüksek mi şimdi? Genel merkezde. Yurtta iyi iş yapıyor abi. Yasmasın. Alman ne var bak. Berner var abi de. Baktım ben. Bunun madara da kaçıyorlar ya. Yurtta onu yerine tutunamaz. Bezersiniz. Ufaktan değil abi. Güzel geldim aşağı doğru. Bir şey olmuyor ya. Ne var lan? Burası içeri. Yan yaptık ya ondan orada. Takıldığı uç kısmı var mı? Ya hem sızdırmazlık yapıyor Wall Street'in de üstten kaçırmasın aşağı. Çok mu şu abi ya? Niye zor geliyor lan? Atlağımız bir hayal gitti. He? Hayal gitti. Yüzü aşağı. Ya bunun faturasını verin açtım yani.
İlk başta şey verdin ya, neydi onun ismi? Havşa verdin ya, ondan dolayı kırıldı bir herhalde bu. Sil orayı ben. Pek olmadı ki. Evet arkadaşlar, motora marş basadım, baktım elektrik yok, kablosu buradan kopmuş, uçuşa değiyormuş, bu da aynı bu şekilde temassızlık yapıyor. Onu da yapacağız güzelce de. Şimdi bakalım ateş emeğimiz geldi mi? Evet geldi. Evet arkadaşlar, gene güzel bir günden merhaba. Yapıyoruz. Bugün Aybusu'yu yaptık, bitirdik. Ön takımın keçelerini değiştik. Bayağı güzel oldu şimdi. Motor da bitti. Şimdi neyi bitirdik? Apache gençlerin VKS'sini. Şimdi onların sahipleri gelecek. Burada ne yaptık? Nasıl bir şey yaptık? Daha ben 12'de geldim de. 12'de mi geldi? Ha. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. 12'de gelmiş. Böyle çıraklarımız var. Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Aldığınız arabanın halini görüyor musun? Bak ittiriyor. Allah'ım bu çocuk neler yaşadı ya. Motorla da arabayla da.